Biraz ayağımı kırdım bir dakika. Canım çok yanıyor. Ya o kadar da yanmıyor, dramatize etmek istediğim durumu. Şu an var ya, o kadar mutluyum ki en sevdiğim videoyu çekeceğim. Neyse başlayayım da öyle konuşurum ya, bir dakika. Haydi bakalım başlıyoruz. Herkese merhaba, ben Devrim, kanalıma tekrardan. Tekrardan ve tabii de tekrardan hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz canlarım? Nasıl gidiyor hayat? Anlatın bakayım biraz. Devrim abinize, devriminize, devolinize ve tabii de devomuza. Ben nasılım? Ben iyiyim ya. Ben gerçekten böyle videolara falan geri döndüm ya, benim modumu çok yükseltiyor bu. Bugün ne yapacağız? Instagram'dan size kutucuk bırakacağımı söylemiştim. Bu gerçekten o kadar en sevdiğim içerik ki, yani böyle sohbet videosu. Bir sohbet videosu, iki anı videosu, üç de oyun, zaten bunları çekiyorum. Uf, bunları kakalıyorum size. Biraz kusura bakmayın, yenileri de inşallah gelir yani. Sohbet videolarını sevmemin sebebi şu. Birincisi, ben sakin olmayı da çok seven bir insanım. Bir de insanım, farkında mısınız bilmiyorum. Karşılıklı böyle takipçilerimle dertleşiyormuş gibi hissediyorum. Şey falan oluyor ya, böyle eventler, VidCon, bilmem ne falan, işte influencer takipçileriyle buluşma falan. Onun gibi hissediyorum. Böyle karşımda binlerce insan var. Onlarla dertleşiyormuş gibi hissediyorum. O yüzden buna da tabii ki de zaman zaman ihtiyaç duyuyorum. Diğer zamanlarda beraber deliriyoruz zaten. Bugün dediğim gibi sohbet videosu çekeceğim canım. Instagram'a kutucuk bırakmıştım. Bu konsepti bu arada daha önceden de 2-3 kere, 2 kere falan sanırım çekmişliğim var. Onlar da alternatif çok vardı. Devom şundan bahsetsene, Devom bundan bahsetsene, şundan da bahsetsene Devrim falan gibisinden. Size yemin ediyorum, insanlara ne oldu bilmiyorum. Hepiniz aynı anda ayrıldınız mı? Aldatıldınız mı? Ve intikam peşinde mi koşuyorsunuz bilmiyorum. Umarım böyle bir şey yoktur bu arada. Yemin ediyorum, 6000 kişi yazdıysa, 6000 tane kutucuk varsa %90'ı 95'e Devrim ayrılıktan bahseder misin? Devrim işte aldatılmaktan bahseder misin? Devrim işte karmadan bahseder misin? Bir kaldım böyle. Yemin ederim çöktüm yani. Kamerayı kapatmak zorunda kaldım. Tekrar geri geldim, kusura bakmayın. Bir de anneannemi tartaklamak zorunda kaldım. Biraz içeride çok ses geliyor diye. Devam ediyorum. Ne diyordum canım? Siz isterseniz de ben sohbet videosu. Yo, sohbet videosunu ben istedim ya. Ha, konuyu siz istemiştiniz. Pardon, biraz beynim dağıldı da. Ayrılıktan bahsedeceğim dedim. Aldatılmadan bahsedeceğim dedim. Karmadan bahsedeceğim dedim. Zamanınız kalırsa da çok fazla hani uzun sürmesin falan. Başka konularda serpiştirmeyi düşünüyorum araya bu arada. İlk konumuz ayrılık. Yani çok basit bir konsept aslında. Hepimiz yaşıyoruz, hepimiz yaşadık. Hepimiz yaşayacağız. Yani uzun yaşarsak. Ekstrem bir durum olmadıkça ayrılığın şu kısmı üzücü. Atıyorum hani bazılarınızın ailesi yüzünden ayrılık oluyor. Bazıları mesela okullar farklı şehirlerde oluyor. O yüzden ayrılık kararı alınıyor falan. Ben bir tarafın terk etmesinden bahsedeceğim. Bir kişi üzülüyor sadece genel olarak. Ve bir laf vardır, bilir misiniz? Bilmiyorum, duydunuz mu daha önce? Ayrılık sırasında şefkatli konuşan taraf aşık olmayan taraftır diye. Ve bunu çok net seziyorsunuz. Bu o kadar acı bir an ki böyle. Yani mesela siz deliriyorsunuz. Ben iki tarafta da bulundum bu arada. Şanslı bir insan olduğum için. Sevmediğim için ya da duygularım köreldiği için artık diyeyim hani bak böyle bak artık uyumlu değiliz ne falan diye şefkatli hani pohpohlamaya çalışan taraf da oldum. Deliren taraf da oldum. Deliren tarafta olunca gerçekten o karşı tarafın o sakinliğini görmek çok üzüyor ya. Hani şey hissine bürünüyorsunuz böyle. Sen beni hiç sevmemişsin lan. Ve o zaten canını acıtan kısım oluyor. Ya ben sizden şöyle düşünmenizi tavsiye edeceğim. Birincisi, şunu sakın unutmayın. Yine açık öğretim psikoloji mezunu gibi konuşmak istemiyorum. Bu hayatta ne oluyorsa gerçekten hayırlısı için oluyor. Her zaman daha hani insanlar buna inanmıyor genelde. Gerçekten her şey daha iyisi için oluyor. Bu senin için yaşanması gereken bir şey değilmiş demek ki. Ya ben size şu an bir örnek vermek istiyorum aslında, fakat çok yanlış anlaşılabilecek bir örnek. O yüzden de vermekten çok korkuyorum. Versem mi bilmiyorum. Ben bunu yine burada anlatayım. Eğer sonradan eklemeye karar verirsem şey yapayım. Keserim veya dahil ederim videoya. Ben anlatacaktım ama bunu anlatmamaya karar verdim. Çünkü çok yanlış anlaşılabilecek bir örnek gerçekten. Çok çok eski bir sevgilimle alakalı bir örnekti ama hiç dahil etmeye gerek şey yapmadım. Dediğim gibi gerçekten her şey hayırlısı için oluyor. Evet, üzülün, ağlayın, kudurun. İnanın bana, bunu yapın yani. Bu çünkü insanın doğasında olan bir şey. Canınızdan can gidiyor, biliyorum. Ama bazı şeyleri ilk başta düzeltmeye çalışın. Benim tavsiyem o olacaktır. Yani son şansınıza, çünkü hani aşkta gurur bir yere kadar vardır. Bir ihanet girmiyorsa işin içine. Ben açıkçası hani karşı tarafa bir şeyleri düzeltmeye çalışmakta bir zarar görmüyorum. Bunu ben yaptım. Ama
elinizden gelen her şeyi yaptıktan sonra eğer hala geri dönüş olmayan bir yolda hissettiğiniz zaman da, yani şunu şöyle düşünün. İlişkinizi batan bir gemi olarak düşünün. Ya onunla beraber batacaksınız ya da atlayacaksınız ve kurtulacaksınız. Gemi batıyor, ilişki batan şey. Sizin oradan atlamanız gerekiyor kendinizi kurtarmanız için. O yüzden bazı ayrılıklar gerçekten hayırlı oluyor. Başka bir konu, insanlar genel olarak ayrılık sonrası şu hisse çok kapılıyor. Başkalarına anlatmayayım, insanlar zayıf olduğumu düşünmesin, işte insanları darlamayayım bilmem ne. Yani bu gerçekten bir insan ayrılık sonrası üzülmek, bir insanın yaşayabileceği en normal hislerden bir tanesi. Bunu aklınızda tutun. Hani böyle kimseye zayıf gözükmeyeyim, kimseye üzüntümü belli etmeyeyim falan. Yani şey gibi düşünün, istediğiniz okulu kazandığınızda veya istediğiniz işe girdiğinizde sevincimi belli etmeyeyim, insana yapmıyorsunuz değil mi? Yani böyle bir şey yapmıyorsanız, o nasıl insancıl bir, gayet doğal bir reaksiyonsa, bu da gayet doğal bir reaksiyon. O yüzden sevdiklerinizle paylaşın bunu. Ama şöyle bir tavsiyem olsun mesela, bu arkadaşlarınızla bu paylaşımları yaparken ayrılık sonrası. Yani bunun ceremesi mi derler, ceremesini çok çekmiş bir insan olarak söyleyeceğim. Herkese anlatmayın. Çünkü o kadar farklı kafadan o kadar farklı ses çıkıyor ki, gerçekten iyi olacağınız varsa da olamıyorsunuz. Bir arkadaşın en yakınlarınızı anlatın sadece. Benim gerçekten ayrılığımı anlattığım mesela 2 arkadaşım falan vardır hatta. Çünkü diğerlerini anlattığımda biliyorum ki şey sesleri çıkacak ve bu güvendiğim 2 insanı anlatıyorum ben. O arkadaşlarım da beni olabildiğince iyi hissettirmeye çalışıyordur. Diğerlerinden gelecek cümleleri biliyorum çünkü. Diğerlerinden gelecek şey şudur olacak mesela. Başka biri olmasın lan. İşte aldatıldın mı acaba bilmem ne falan. Yani bunlar kafanızda daha da çok kurmanıza sebebiyet verecek. Aldatılmadıysanız. Hani aldatıldıysanız ve zaten biliyorsanız orası başka dava. Ama ben hani anladınız siz ne demek istediğim, çok da çorba oldu ama siz sevgili takipçilerim beni bence en iyi anlayan insanlarsınız. O yüzden beni anladığınızı düşünüyorum. Bu arada şöyle bir şey de var mesela, kendimden örnek vereceğim. Ben her ayrılığımın sonrasında, yemin ediyorum Disney'e girmiş bir kadın olarak, her ayrılığımın sonrasında gerçekten bundan bir ders çıkardım biliyor musunuz? Ve minnettarım gerçekten. O kadar büyüdüğümü hissettim ki, bir ilişkimde onu yaşadım, bir ilişkimde bunu yaşadım, bir ilişkimde aldatıldım, bir ilişkimde bu. Ve sonrasında gerçekten ne ilişkiden ne isteyip ne istemediğinize ve puzzle parçası gibi oturuyor. Bir ilişkide onu yapıyorsunuz, bir dahaki ilişkide onu asla yapmıyorsunuz. Bir kere daha ayrıldınız, bu iki ilişkide yapmamanız gerekenleri üçüncü ilişkinizde yapmıyorsunuz. Ondan da ayrıldınız, yani bu biraz hani gereksiz bir sınav gibi geliyor insana, yeter artık mezun olalım gibi. Ama gerçekten böyle oluyor. Her ilişki aslında bir ders ve sonunda belki de biriyle çok mutlu olacaksınız. İnşallah da öyle olur. Kendim için de gerçekten bunu temenni ediyorum. Şu an bir insanla beraber olduğum zaman mesela, bir insana ne yapıp ne yapmayacağımı, çünkü insana ilk ilişkilerinde mesela kendini kullandırmaya çok meyilli oluyor. Şu an hiçbir insan beni kullanamaz mesela, buna o kadar adım kadar eminim ki, adım kadar. Demek istediğim de şu, ayrıldıkça olgunlaşıyorsunuz. Bu bence ayrılığın pozitif taraflarından bir tanesi. Hani asıl ulaşmanız gereken kişiye giden yolda ve diğer insanları elemek gibi bir şey. Ben bu olayı şahsen seviyorum yani. Bir şeye de değinmek istiyorum bu arada. İnsanlar gerçekten duydunuz mu kedilerin birbirini kovalama sesini falan, biraz geliyorlar. İnsanlar gerçekten sevgililerini ayrılık sırasında tanıyorlar. Şöyle bir şey de var mesela. Aldatılmadan zaten bahsetmiyorum, ondan da bahsedeceğim. Ama hani o zaten çok başka bir kafa. Benim bir insanın arkasından üzülmem gerçekten ayrılma şekli de çok doğru orantılı. Kimi insan mesela çok çirkinleşir. Hani tavrı olur. Ben gerçekten ona üzüleceğime mesela şey olmaya başlıyorum o saatten sonra. Oha, kurtulmuşum. Ve gerçekten kustum bu arada. Ve gerçekten daha az üzülüyorum. Hani düşünsenize, böyle bir ayrılık yaşanmasa siz demek ki bu tip bir insanla berabermişsiniz. Ayrılık temasındaki son konudan bahsetmek istiyorum. İnsanlar genel olarak ayrılık sonrası bir şey kafasına giriyor. Artık bunu nasıl bir psikolojide yapıyor insanlar bilmiyorum. Bunu eskiden benim de yapmışlığım var bu arada. Çivi çiviyi söken mantığıyla onunla takılayım, bununla takılayım, şununla görüşeyim, bununla date çıkayım, şöyle yapayım, böyle yapayım falan. Ben bunun çok sağlıksız bir şey olduğuna inanıyorum. Dediğim gibi biraz çivi çiviyi söker, hani yaraya yara bandı yapıştırma kafası bence biraz. Ama bence çok daha çorba eden bir şey insanı. Benim tavsiyem, bence insanların yapması gereken, bu insanların insana göre de değişir tabii ki, bilmiyorum yani. İnsanların biraz durup, kendini dinleyip, sadece sevdikleriyle zaman geçirip
ne isteyip ne istemediğini daha temiz kafayla düşünmesi taraftarıyım. Onunla görüş, bununla takıl, onunla falan filan derken o gerçekten bence uzun sürede insanı daha kötü hissettiren bir şey. O yüzden kimsenin acelesi yok. Yeni insanlarla zaten tanışacak insanlar. Bence insanlar biraz durup özellikle hani uzun bir ilişkiden hani böyle uzun bir ilişkiden kastım da hani artık bir yola girmiş bir ilişkiden çıkıldıysa böyle hani 6-7 ay sonrasıysa artık bir durup bence insan kendini dinlemeli diye düşünmekteyim. Sıradaki konumuza geçiyorum. Aldatmak, aldatılmak. Yani aldatılmak olarak şey yapılmış. Aldatan da yazmaz diye düşünüyorum. Zaten diyorum aldatmaktan bahseder misin? Aldattım da falan. Bunu yaşamış bir kişi olarak bahsedeceğim. Tatsız bir olay ya. Aldatılmayı kim sever yani Allah aşkına. Bayağı can yakan bir şey. Özellikle şu olay çok can yakıyor. Hani başkasıyla beraber. Burada aldatılmak sadece cinsel birliktelik olarak düşünmesin insanlar yani. Ben kaç tane kişi gördüm kimseye dokunmuyor ama insanlarla flört ediyor. Böyle insanlar tanıdım ben. Yani yaşam bu da bir aldatmaktır. O yüzden hani partnerinizin cinsel birliktelik yaşaması kadar tepki gösterilmesi gereken bir şey bence kapalı bir ilişkiyse. Açık ilişkideki arkadaşlara bilmiyorum onlar nasıl şey çok da konuşmak istemiyorum o konu hakkında yani. Bilgi sahibi değilim çünkü. Yani şey insanın canını sıkıyor aldatılmakta. En azından ben bu konuya çok dikkat eden bir insanımdır. Aptal yerine koyulmak. Hani düşünsenize siz onu yakalamasanız veya öğrenmeseniz, fark etmeseniz. Genelde partnerler söylemiyor bunu zaten. Hani bu arada ben seni aldattım da ilişkiyi siz yakalıyorsunuz. %99.99 böyledir bu durum yani. Düşünsenize siz yakalamasanız size aptal bir şu çok can sıkıyor. Aptal olduğunuzu düşünüyor. Ya yani bu eylemi gerçekleştiriyor ki demek ki sizin aptal olduğunuz diyor. Ben yakalanmam bu beni yakalamaz ya gibisinden. Bence insanların asıl kurulması gereken nokta o olmalı. Öz saygınız varsa yani beni en delirten kısım o olur mesela. Yani aldatılmak da şey de can sıkıcı bir şey. Dediğim gibi uzun bir ilişkiyse özellikle beraber bir yola baş koyuyorsunuz. Yani hayaller kuruyorsunuz, bir gelecek görmeye başlıyorsunuz beraber. Ve bütün hayalleriniz gerçekten önünüzde böyle cam parçası gibi dağılıyor. Plansız kalıyorsunuz kısaca. O tatsız bir konu. Ben bunu da çok seviyorum diyorum. Her şeyi seviyor deli falan. O da çok tat kaçıran gerçekten bir durum. Bu arada insanların aldatılma sonrası şunu fark ettim. Bunu zamanında ben de yaşadım. Bu arada bu hissiyatı aldatılmayı demiyorum. Yetersiz hissetme, böyle bir hani suçu kendinde arama falan. Aldatma aldatılma davalarında tek sorun aldatan kişidir. Tek neden aldatan kişidir. Buna size gönül rahatlığıyla söyleyebilirim yani. İnsanlar bunu şey zannediyor, daha güzel. Bu arada genelde fark ettiniz mi bilmiyorum. Aldatma aldatılma davalarında ikinci kişi, sevgilinizin gittiği kişi yani genelde sizden daha güzel biri olmaz. Yani o yüzden yani nasıl diyeyim, çok vizyon aramamak lazım gerçekten bu insanlarda. Sadece aldatmak için aldatıyorlar. Yapıyorlar, böyle bir kansızlık yapıyorlar yani gerçekten. Eğer güzellikle olsaydı bu olaylar yani kaç tane örnek verebilirim Allah aşkına. Adriana Lima aldatıldı. Hadi herkesce çoğunluk tarafından güzel bulunan bir insan diyelim. Hülya Avşar aldatıldı. Yani yok ülkemizden bir örnek olsun. Hani güzellikle falan gerçekten bu işlerin hiç alakası yok. Hani ben çirkin miyim kafasına falan sakın ama sakın girmeyin. Tek bir suçlu, tek bir neden var. O da sevgiliniz, beraber olduğunuz kişi yani. Yani hatayı kendinde arama konusuna değineceğim. İşte insanlar şey diye düşünüyor böyle. Acaba daha mı fazla ilgi göstermeliydim bilmem ne. Yani kaç tane insan tanıdım. El üstünde tutuluyorlardı. Şöyle ya. Belki de anasından babasından şey tutuluyorlardı, üstte tutuluyorlardı. Gitti, yine aldattı. Yani bu işlerin gerçekten nedeni, o su, bu su, şu su yok. Hatalı siz değilsiniz. Neden siz değilsiniz? Bunu lütfen beynimizin bir köşesinde tutun. Gelelim üçüncü ve son konu. Yani galiba sonuncu. Çok uzun sürmediyse video başka şeylerden de bahsederim. Karma. Ben karma olayına o kadar ilgiliyim ve o kadar sevdiğim bir konudur ki. Çünkü karması inanılmaz kuvvetli bir insanım. Yani şöyle söyleyeyim size. Ben zamanında birine kötülük yaptıysam aynı şekilde ve belki çok daha acı verici bir şekilde yaşadım. Tam tersi kim bana bakın, hatta arkadaşlarımla bu konuda çok güleriz yani zamanında yaşanan olaylardan. Aynısını bana yapan
yaşıyor mesela. Arkadaşlarım şey der böyle, birkaç arkadaşım. Oğlum senin ne kadar kuvvetli lan karman, hani spesifik olarak aynı şekilde yaşıyorlar ya. Baya baya aynı şeyler. Bana biri kötülük yaptıysa, bir piçlik yaptıysa o kadar içim rahat ki. Gerçekten özellikle bu ilişki konularında böyle bir kağıttan uçak misali salıyorum ve karmaya bırakıyorum. Çünkü o kadar güveniyorum. Şimdi ilişkilerde karmadan biraz bahsedeyim. Şundan emin olabilirsiniz. Neden bahsedebilirim? Düşüneyim. Yani aldatılma olabilir. Yani bir, herhangi bir piçlik olabilir açıkçası. Zor bir anda terk edilme olabilir bu. Bunların hepsini merak etmeyin, karşı taraf yaşayacak. Yani anneannemin bir lafı vardır bu arada. Anneannemin bulduğunu zannetmiyorum bu lafı ama anneannem çok kullanır bunu. Ne doğrarsan tabağına, o gelir kaşığına diye. Kısaca ne ekersen onu biçersin de diyebilirdim ama anneannemden referans vereyim dedim. İçiniz gerçekten, insanlar bu karma konusundan bahsedince çok şey tribine giriyor böyle. Abi ama ne zaman yaşayacak lan, ne zaman yaşayacak, ben bunu göremeyecek miyim falan. Belki de göremeyebilirsin. Ve mesela şuna da eminim bu arada. Hani bazı insanlar şey diyor, belki öbür tarafta yaşayacaktır bunun şeyini falan diye. Ben eminim ki burada yaşıyorlar. Ya size yaptığının aynısı bir şekilde yaşıyorlar, ya da gerçekten çok can yakıcı bir şey yaşıyorlar. Ama yaşıyorlar. Bundan sonra beni azıcık seviyorsanız yani bana görebilirsiniz. Kim size ne yaptıysa yaşıyor. Ama siz de ne yaptıysanız yaşayacaksınız. Orada da biraz sıçmış olabilirsiniz gerçi. Ben gerçekten zamanında insanlara yaptıklarımı kat ve katını yaşadım ya. Kat ve katını yaşadım yani. Öyle diyeyim size. İngilizce'de bir söz vardır. Kendi silahının, kendi ilacının, kendi silahının tadına bakmak falan diye. İnsanların bunu yaşaması gerektiği taraftarıyım. Ha, ben de bir kötülük yapıyorsam ben de yaşayayım. Benim de bir derse ihtiyacım var demektir o. O yüzden karmada aklınız... Üf, git. O yüzden karmada aklınız kalmasın kardeşlerim. Kanımız yerde kalmayacak. Videoyu kapatmadan önce son bir şeyden daha bahsedeyim. Bunu koca bir şemsiye altında toplayayım. Aile konusundan çok bahsetmem istendi. İşte muhafazakar aileden nasıl şey yapabiliriz devrim, şöyle bir aileden nasıl şey yapabiliriz devrim falan gibisinden. Bundan daha önceden bahsetmiştim bu arada. Diğer videolarıma da göz atabilirsiniz, sohbet videolarıma. Orada bahsetmiştim diye hatırlıyorum ama bahsetmediysem de bahsedeyim şimdi. Bunun tek bir çıkış yolu var arkadaşlar. Kendi özgürlüğünüzü kazanmak. Okul okuyorsanız okulunuzu bitirmeniz ve meslek hayatına atılmanız. Veya okul okumuyorsanız yine kendinizi döndürebileceğiniz bir işe girmek, kendi ayaklarınızın üzerinde durmaya başlamak falan. Kendi ayaklarınızın üzerinde durmaya başladığınız zaman zaten inanın bana kimse size bir şey diyemiyor. Çünkü kendi hayatınız hakkında sadece patron sizsiniz kısaca. Kendi hayatınız üzerinde sadece sizin söz hakkınız oluyor. Buna inanabilirsiniz. O yüzden okul okuyorsanız son gaz çalışın. Herhangi bir işte de çalışıyorsanız kenara biraz para atmaya bakın. Ondan sonra kendi özgürlüğünüzü eminim ki kazanacaksınızdır diye düşünüyorum. Evet, videomuz bu kadardı arkadaşlar. Ben gerçekten sohbet videolarına bayılıyorum. Böyle şey TED Talk yapıyormuş gibi hissediyorum. Hatta bu videonun ismi Dev Talk olacak bunu. Çok da dalga geçtiniz. Bu arada mükemmel bir isim bence yani. Bundan sonra Dev Talk'larım devam edecek. Buna emin olabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmuyorsunuz. Yorumlarda her zamanki gibi bekliyor olacağım. Yorumlarda buluşuyoruz. Kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Ve bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Muah.